Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 28 Aralık 3 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet güzel bir hafta. Artık 2020'nin son haftasındayız sevgili aslanlar. 2021'e merhaba diyeceğiz. 2021 yıllık yorumlarınız hazır. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahadırcı YouTube kanalındaki yıllık videolarınızı lütfen izleyiniz sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Evet bu hafta da önemli. Yılın son haftasını dolunayla tamamlayacağız. Hafta başından itibaren ayın ışığı büyüyor. Pazartesi ve salı, salı öğle saatlerine kadar ay ikizler burcunda olacağı için oldukça hareketli başlayabiliriz haftaya. Bilgi trafiği artıyor, haberleşme artıyor, fiziksel ve zihinsel çok fazla hareket halindeyiz. Ve siz de çevrenizde olup bitenlerle ilgilenirken gerek hani arkadaşlar, sosyal çevreniz, gerek iş ortamındaki ekip çalışmalarınız, projeleriniz, tüm bunlara hızlı bir şekilde hafta başından itibaren odaklanabilirsiniz. Salı öğle saatlerinde Ay Yengeç burcuna geçecek. Duygusallaşıyoruz artık biraz daha belki iç dünyamıza yönelmeye başlıyoruz. Dolunay çarşamba günü 30 Aralık'ta meydana gelecek sabah erken saatlerde ama üç gün öncesi, 3 gün sonrası güçlü olarak etkiler bizi. Dolayısıyla aslında haftanın genelini bu dolunay etkileyecek artık yılbaşıyla beraber dolunayında da enerjileriyle beraber şöyle bir kendi kabuğumuza çekilme isteğimiz var. Sanki bir dinlenme, bir böyle ya, e, 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 biraz yalnızlaşma, biraz hani sanki daha bilinçaltına yönelik konuların güçlendiği bir dönemde olacağız. Duygusal bir enerjisi var bu dolunayın. E, bu duygusallık tabii ki bizi maneviyata da yönlendirebilir. Kendi kabuğumuza da şöyle bir çekilebiliriz. Ailemizle, sevdiklerimizle birlikte olabiliriz, dinlenebiliriz yalnız başımıza yapacağımız işlere odaklanabiliriz. Gerek sağlığımız olsun, bedensel sağlığımız, gerek ruhsal anlamdaki dengemiz olsun. Buralarda da bazı farkındalıklar yaşayabileceğimiz bir süreç. Aslında bu Dolunay hayatımızı iyileştirmek adına, kendimizi daha güçlü kılmak adına yapmamız gereken düzeltmeler ve iyileştirmeler içinde bize fırsatlar veriyor. Yani belki bu Dolunay'ın tesirleriyle ee, şöyle bir bilinçaltınıza yöneleceksiniz, bir geçmişi sorgulayacaksınız ve artık sizin için ne gerekli ne gereksiz. 2021'e nasıl devam etmek istiyorsunuz bunlara karar vereceksiniz. Ee, sevmediğiniz bir işi de bırakabilirsiniz veya zararlı bir alışkanlığı bırakabilirsiniz. Sizin için gerekliliği kalmamış bazı kavramları hayatınızdan bu dolunay tesirleriyle artık çıkarmaya da karar verebilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta, güzel bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.